Herkese merhabalar. Tuğçe ile Yaşam'a hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, keyifli, güzel günler diliyorum. Arkadaşlar, bugün size harika bir yere getirdim. Eminim bu geziden çok memnun kalacaksınız ve çok beğeneceksiniz burayı. Peki bugün biz neredeyiz? Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy adlı yerdeyiz arkadaşlar. Nazarköy'de 5 tane nazar boncuğu yapılan atölye var. Bir tane atölyeye girip nazar boncuklarının nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Ardından nazar boncuklarıyla kurulan çok keyifli, çok güzel tezgahlar var. Onları gezip nazar boncuklarını görüp, hatta bazılarının fiyatlarını sorup sizlere keyifli dakikalar geçirteceğim arkadaşlar. Çok güzel bir köy ortamı. Burası çok tatlı bir köy açıkçası. Güzel köy evlerini, güzel köy sokaklarını da beraber gezeceğiz, dolaşacağız. İnşallah sizler de bizimle beraber keyifli vakit geçirirsiniz. Hadi şimdi çayınızı, kahvenizi hemen alın. Benim bir klasiğim biliyorsunuz bu kahve. Sonunda ben de içeceğim çünkü. Arkanıza yaslanın ve Kemalpaşa Nazarköy'ün tadını çıkartın. Az sonra birlikteyiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Nazarköy'ü şöyle hep beraber gezmeye başlıyoruz. Size şuradan şöyle çarşının genel görüntüsünü de göstereyim. Biz arabamızı aşağıya koyduk, yukarıya çıktık. Şimdi yukarıdan tekrar aşağıya inerek sizlere tek tek göstereceğim. Şuradan şimdi başlıyoruz. Bakalım neler varmış, neler göreceğiz. Bir tane de tatlı kızımız var. Merhaba, hoş bulduk. Bunların hepsi sizin emeğiniz mi acaba? Süper süper, çok güzeller gerçekten de, harika görünüyor. Ne kadar fiyatları mesela? Fiyatları, bunlar kapı süsleri herhalde değil mi? Bunlar kapı ve balkon. Balkon. Bunlar 40 lira. 40 lira. Diğerleri? 50 lira, 40 lira civarında. Evet, bunların hepsi buradaki atölyelerde yapıldı buradaki değil mi ablacığım? Evet. Harika görünüyor hepsi de. Bu tezgahın hepsi size ait herhalde değil mi? Şurası şöyle. Anladım. Anladım. Kolay gelsin. Aşağıya doğru biz şimdi bir inelim. Şu çiçekler çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyorlar. Harika. Ne kadar bunlar da? Ya 40, 20 liradan başlıyor. 40'a kadar devam ediyor. Küçükleri 20, büyükleri 40 lira o halde. Çok güzel. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, şimdi tezgahları şöyle sırasıyla gezmeye devam edelim arkadaşlar. Evet. Bakın harika değil mi? Söylediğim kadar var. Bunların hepsi buradaki atölyelerde yapılıyor. Meydana çıkıyor. Bakın harika bir saat görüyorum, nazar boncuklu. Çok çok güzel. Bu nazar boncuklu saatler ne kadar acaba? 75 lira. Efendim? 75 lira. Tamam, teşekkür ederim. Anahtarlıklar arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsi nazar boncuklu. Bu Nazarköy'ün eskiden ismi Kurudere'ymiş. Sonra nazar boncuğu atölyeleri olup da nazar boncukları bu şekilde yapıldıktan sonra bu köyde hem birazcık daha turistik bir hava yaratmak için hem de nazar boncuklarının yapıldığını belirtebilmek amacıyla Nazarköy demişler buraya arkadaşlar. Şöyle tezgahları size tek tek gösteriyorum. Fiyatlar aşağı yukarı aynı bu arada. Ama yine de dikkatimi çeken farklı bir şey olursa tekrar soracağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Ha işte çok güzel bir uğur böceği gördüm. Uğur böceği ne kadar? Kapı süsü mü o? Evet. Çok güzel görünüyor. Nasıl da çok güzelmiş. Bu bir dua. Ayetel kürsüymüş o. O ne kadar? 20. Çok güzel. Bir misafirimiz var. Evet. Bu tezgahımızı da şöyle görüntüledikten sonra hayırlı işler, bileklikler, anahtarlıklar çok güzel görünüyor. Evet, şimdi aşağıya doğru inip diğer tezgahları da görelim arkadaşlar. Evet, aşağıya doğru iniyorum.
Bakalım nelerle karşılaşacağız. İnşallah seversiniz Nazarköy'ü. Biz çok keyifle geliyoruz buraya. Her zaman geldiğimizde kalabalıktır. Özellikle yaz aylarında çok turist gelen bir yerdir burası arkadaşlar. Turistlerin çok ilgisini çekiyor biliyorsunuz böyle şeyler. Bakın şurada da şöyle yine nazar boncuklarıyla süslü bir tezgah. Nehir boncuk eviymiş burası da. Ben bugün buraya gelmişken kendime bileklik, küpe, kapı süsü alayım diyorum. Şeyler, magnetler. Magnetim çok çok fazla. Buraya her geldiğimde alırım. Bende olmayan değişik bir şey bulursam alacağım. Bakın şöyle evler. Daha çok ev var tabii arka taraflarda. Dolaştıkça oraları da göstereceğim size arkadaşlar. Evet, sokakları, evleri oldukça keyifli, oldukça güzeldir. Ben ailemle buraya gelip bir hafta sonunu mesela çok güzel bir şekilde değerlendirebiliyorum. Bakın yine bir sokağa girelim mi şöyle? Hem görmüş olursunuz. Bakın şöyle güzel, şirin bir köy evi. Tabi buralarda sokak arası olduğu için herhangi bir nazar boncuğuyla alakalı bir şey yok. Ben sadece görmek amacıyla şu anda girdim buraya. Bakın şöyle. Çok da fazla yakınlaşmak istemiyorum. Yanlış anlamasınlar diye. Sokaklarda bu şekilde sevimli, güzel sokaklar ve evler gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar aşağıya doğru inmeye devam edelim. Evet, bakın yine şöyle. İki katlı bir ev. Nazarköy hatırası yazan duvarda. Çok güzel yapmışlar. Bir fotoğraf çekilmek için uygun bir duvar. Yine şöyle. Nur boncukmuş burası da. Yine böyle nazar boncuklarından ağaçlar yapmışlar. Bakın arkadaşlar gayet güzel, keyifli olmuş. Bir de burada çok güzel gözleme yapılan, çay kahve yapılan, kafe demeyeyim de çay bahçesi tarzında yerler var. Bakın yine o ağaçlardan birine bir bakalım isterseniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar acaba bunlar? Şu mavi güzelmiş mesela. O ne kadar? Bu mu? Evet. 35. 35. 65. Küçük 35, büyük 65. Ağaçlar ne kadar? 35'ten başlıyor. Diğerlerine de bir bakalım. Oo, kuşlar da konmuş buna. Vallahi kuşlu olan da çok güzel. Bu da çok güzelmiş. Ben mavileri daha çok beğendim. Çünkü nazar boncuklu olduğu için daha bir Nazarköy'e uygun gibi geldi bana maviler. Evet, şimdi biraz tezgahlar bitmek üzere yine tekrar yukarıya doğru çıkacağım. Başka yerlerdeki tezgahlara da bakacağız arkadaşlar. Şimdi meydana doğru şöyle bir geliyoruz. Bakıyoruz şimdi oturulacak nereleri var diye. Mesela şurada bakın mesela köşede 3 tane bayanın oturduğu bir Nazarköy çorbacısı diyor. Güzel bir yer var. Biraz daha aşağıya ineyim. Biz burada değil, yukarıki tarafta çok güzel bir oturulacak yer var. Orada mola vereceğiz. Orayı da göstereceğim size. Bakın mesela şuradan da bir sokak geliyor. Bence çok şirin, çok sevimli. Ben burada gezmeyi çok seviyorum. Çok huzurlu geliyor gerçekten. Bakın burada gözleme yapan ablalar var. Kolay gelsin. İstersek burada gözleme de yiyebiliyoruz. Oturacağımız yerde burası. Bakın saksıları bile ne kadar güzel süslemişler, gördünüz mü? Şurası da oturulacak yeri. Gözleme. Çay, ayran diyor burası içinde. Evet.
Şimdi bir de buraya bakalım. Bakın burası bir ev. Evinin kapının önünde bu bayan herhalde kendi yapıyor bunları. Ya da burada yapılanları satıyor. Gayet mantıklı bir düşünce bence. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Siz ne güzel böyle kendi eviniz herhalde kapının önünde satıyorsunuz. Harika. Ticarete dönüştürmüşsünüz. Süper olmuş. Eşiniz nazar boncukçu. Burada atölyede mi? Ay ne kadar güzel. Çok da araba geliyor. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, o bayanın eşi burada atölyede nazar boncukçuymuş. Kapısının önünde de satıyor. Bence gayet mantıklı. Ev ekonomisine katkı. Çok beğendim. Bakın yine bir köy evi. Şirin, güzel. Benim yaşadığım yerden farklı bir ortam olduğu için de bana tabii çok değişik geliyor. Arkadaşlar, şuraya da bir bakalım. Neler varmış? Tesbihler, nazar boncuk, anahtarlıklar, bileklikler. Aldım onu. Evet. Beyefendi biz bunu aldık. Tamam. Diğerini bıraktık. Tamam. Yine kapı süsleri. Kapı süsleri, duvar süsleri çok fazla. Gördüğünüz gibi. Hepsi birbirinden güzel ve renkli. Dediğim gibi fiyatları hemen hemen aynı olduğu için her standa tek tek sormuyorum arkadaşlar. Ama burada çok güzel kolyeler de varmış. Bakın şöyle. Değişik değişik. Örme üzerine takılmış boncuklar. Bunlar değişikmiş. Evet, bunları sorabilirim mesela. Biraz sonra sorayım. Merhaba. Şu kolyeler ne kadar? 15 bunlar. Şu 20 lira. Güzel. Doğal taşlar bunlar 20 lira. Evet. Şundan yine 15 olanlar. Onlar 15. Evet, şu 15 lira. Tamam. 25. O da çok güzelmiş, evet. Bir de iğne oyalı var, 30 lira. Evet. Bu değişik. Evet. Başka yerde görmedim hiç, o yüzden sormak istedim. Aynen. Evet. Çok güzelmiş. Bunlara bir bakalım. Bunlar da rengarenk. Magnetler. Evet. Hayırlı işler. Çantaya koymayı üşendim. Evet. Bakın yine gözleme yapan bir bayan. Burada yine oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir çay bahçesi gibi bir yer arkadaşlar. Gözleme 5 liraymış. Evet, yine birkaç standın daha şöyle önünden geçelim. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden keyifli ve bugün baya da bir kalabalık. İnşallah sesler arkadan gelip çok fazla rahatsız etmiyordur. Evet, bu stand da gerçekten çok çok güzelmiş. Aşağı tarafa doğru indik. Aa, çok güzel ihaleler gördüm bakın. Çok güzel, çok değişik rengarenk şeyler yapmışlar. Şimdi burası merkezin, çarşının bitimi oluyor artık arkadaşlar. Biz de biraz daha ileriye arabamızı park edip yukarıya doğru zaten çıkmıştık. İlk başlangıcı orada yapmıştım. Şimdi tekrar başladığım yere buradan geri döneceğim arkadaşlar. Orada tekrar buluşacağız ve başka yerlerde, başka sokaklarda, standlarda tekrar görüşeceğiz. Az sonra sizlerleyim. Evet arkadaşlar, ben şimdi başladığım yere geri döndüm. Bakın şuradan aşağıya doğru inmiştik, hatırlarsanız videonun başında. Şimdi şuradan birazcık daha yukarıya çıkacağız.
Şu tarafa doğru gideceğiz. Orada bir boncuk atölyesi var. Oraya bir girelim. Nazar boncukları nasıl yapılıyormuş bir görelim. Şurası dikkatimi çekti yalnız. Bakın burası bir umumi bir çeşme ve nazar boncuklarıyla süslemişler. Tam adına yaraşır uygun bir yer. Her yerde nazar boncuğu, her yerde nazar boncuğu. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle size karşıdan diğer standları da göstereyim. Hatta biraz yakınlaşayım. Bakın Fadime Bacı diye bir yine harika bir köy kahvaltısı yazan oturulacak güzel sevimli bir yerde var. Şöyle biraz daha yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi burası da çok keyifli bir yere benziyor. Şimdi standlardan da şöyle yavaşça geçelim. Evet, hepsi birbirinden güzel ve renkli dediğim gibi insanın içi açılıyor buraya geldiğinde gerçekten de. Şu şekilde. Nazar boncuğu cenneti. Şöyle aşağılara doğru da birazcık bakalım. Şu saat çok güzelmiş. Çok değişikmiş. Hemen sorayım fiyatını. Ne kadar bu saat acaba? 100 lira. Tamam, teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Evet. Yine kocaman büyük nazar boncukları, duvar süsleri, kapı süsleri. Yine çok güzel. Deniz kabuklarıyla süslenmiş saatler. Evet şöyle bakın yine çok güzel çok şık yapılmış ürünler. İnsan hangisine baksın gerçekten şaşırıyor arkadaşlar. Şimdi standları bitirdik. Standları bitirdik. Şimdi sizi ben bir atölyeye götürüyorum. Bir de bu arada size dağ manzarasını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Dağın eteğinde kurulmuş bir köy zaten burası. Şöyle çok güzel. Oksijeni de var. Dağ manzarası da var. Bakın yine karşıda güzel bir köy evi. Göstereyim. Gerçekten çok keyifli. Şimdi gidelim bakalım atölyede neler oluyor. Nasıl ortaya çıkıyormuş bu nazar boncukları bir görelim. Evet, bakın şurada Uğur Karataş Tasarım Atölyesi yazıyor. Uğur Boncuk. Şöyle güzel de bir köşe yapmışlar hatıra için. Evet, giriyoruz bakalım. Nasıl bir yermiş burası? Hadi bakalım. Ve geldik. Kolay gelsin. Girebilirim değil mi? Merhaba. Oo, çok sıcak. Evet, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nazar boncukları işte burada yapılıyor. Ateşin karşısında. Çok zor işiniz. Vallahi kışın gerçi ısınırsınız ama yazın hiç düşünemiyorum. Isınmaya evet. Bu boncuğu bekleriz. Nasıl oluyor şimdi? Bize biraz anlatabilirsiniz. Merak ettik doğrusu. Nasıl oluyor? Bunun yapı gereği 3000 yıllık bir geçmişi var. Evet. Kristal bazlı tonalı camları eritip, renklendirip, evet. Hiç kalıp kullanmadan tamamen ustalıkla işliyoruz boncuk. Oo, harika. Gerçekten büyük emek isteyen bir şey. Sonra buradan nerelere gönderiyorsunuz bu nazar boncuklarını? Hepsi burada satılmıyor değil mi? Başka yerlere de gidiyor. Türkiye'de, dünyada her yere. Her yere buradan gidiyor. Ben bir de şöyle arkadaşa doğru bir gideyim. Size de kolay gelsin. Şuradan karşıdan göstereyim istedim. Gerçekten büyük emek isteyen bir şey. O sarı mavi renklerini nasıl veriyorsunuz peki nazar boncuğunu? Oralarımız var. Anladım, evet.
şuraya da şöyle bir döneyim. Sizi de çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bir de size doğru geleyim. Kolay gelsin. Siz balık yaptınız galiba. Bakayım. Oo, harika görünüyor. Vallahi siz, sizin bir şekliniz var mı? O arkadaş çan yapıyor şu an. Çan. He, anladım. Tamam. Gerçekten çok ustalık ve emek isteyen bir şey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin size. Evet arkadaşlar, atölyenin içi de işte bu şekildeydi. Severek kullandığımız, gerek boynumuza, kolumuza taktığımız, gerek başka süs eşyalarında kullandığımız nazar boncukları işte bu şekilde yapılıyormuş. Görmüş olduk. Evet, şimdi yolumuza tekrar devam ediyoruz. Sizi yine çok güzel bir yere götüreceğim. Az sonra yine birlikte olacağız. Ben o sizi götüreceğim yere doğru şimdi gidiyorum arkadaşlar. Eşim ve oğlum beni orada bekliyorlar. Özellikle şu atölyeyi size çok göstermek istemiştim. Çok farklı bir şey çünkü her zaman görebileceğimiz bir şey değil. Her zaman her yerde olan bir şey de değil. Burayı zaten bakın atölyeye gelirken zaten standların önünden geçip görmüştük. Şimdi ben sizi farklı bir yere burada götüreceğim. Yine çok keyifli bir yer orası da. Derelerin, suların şakır şakır aktığı harika bir yer. Az sonra birlikteyiz. Orada görüşeceğiz. Sakın sakın bir yerlere ayrılmayın. Evet arkadaşlar, şimdi sizi nereye götürüyorum? Hemen burada yazıyor, söylüyorum. Yürüyüş yolu, kanyon, dere, alabalık denizi, Samanda türbesi, değirmen kuyu, boncuk atölyesi varmış o tarafta da bir tane. Kafeler, balıklı havuzlar. Şimdi yürüyüşümüze bu yoldan devam ediyoruz. Yine çok güzel yerler göreceğiz. Hadi şimdi buyurun yürüyüşe devam. Haydi bakalım yolumuza buradan devam ediyoruz. Yine çok güzel evler ve sokaklardan geçiyoruz. Evlere de burada evler çok daha fazla. Aşağıya nazaran burası bir tık daha yukarısı oluyor. Evet. Bir yerden de şarkı sesleri geliyor. Bakın şöyle mavi panjurlu bir evin önünden geçtik. Derin aile çay bahçesi varmış burada. Yine bakın şöyle keyifli bir yer gördüm. Bir saniye oraya bir gideyim. Evet, çok güzel evin girişini süslemişler. Orada da satış yapıyorlar. Anladığım kadarıyla. Aşağıya doğru tekrar inmeye devam ediyoruz. Takılmamak için de bu arada hem önüme bakıyorum hem kameraya bakıyorum. Evet, yine şöyle bir satış yapılan yerin önünden geçiyorum. Oo, evet, burayı hatırladım. Geçen sefer buradan alışveriş yapmıştım ben. Yine çok güzel, keyifli nazar boncuğu ürünlerinin olduğu bir yer. Bakalım kolyelerde neler varmış, ne çeşitler varmış. Evet, şu güzel. Şu da kibar, güzel. Hepsi güzel. Evet. Aşağıya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle çok değişik bir şey gördüm. Bu bir evin bahçesi. Tabii giremiyorum. Özel mülktür girilemez yazıyor ama yaptıkları şu figür çok hoşuma gitti. Kuyunun başında bir kadın varmış gibi güzel bir figür yapmışlar. Ev de şurası. Bakın en tepede duruyor. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden size de göstermek istedim. Daha doğrusu eşim gösterdi. Bunu göstermelisin dedi. Kaçırmayalım dedik biz de. Biz hala yürümeye aşağıya doğru o derenin oraya, türbenin oraya devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuz birazcık daha var. Az kaldı ama bayağı bir yol kat ettik. Burası da çok küçükmüş gibi gözüküyor aslında ama hiç değil.
bayağı sokakları olan, yolları uzun uzun bir köy gerçekten. Ay harika bir çiçek gördüm. Bakar mısınız arkadaşlar? Aa, çok değişik, çok güzelmiş. Burası da kafe. Bu kafeye bayıldım. Gerçekten enteresan, güzel bir kafeymiş. Bakın ağaçlardan bile nazar boncukları sallanıyor arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? Gerçekten harika. Evet, şimdi yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Bir de bir tane ev vardı. Evet, o evi gördüm. Onu mutlaka ve mutlaka size göstereceğim. Oraya doğru geliyorum. Önünü nasıl süslemişler inanamayacaksınız. Evet, geldim o eve. Ay bakar mısınız şuraya arkadaşlar. Buraya ne zaman gelsem bu ev benim olsun diyorum. Bakın. Ay çok güzel, çok değişik. Umarım bir şey demezler görenler ama vallahi o kadar güzel ki ben bunu çekmeden, göstermeden gidemem yani. Bakın. Hani kim akıl ettiyse bu evin önünü böyle süslemeye vallahi helal olsun. Acayip güzel. Ben çok beğendim. Beğeniyorum her zaman geldiğimde yani. İşte böyle. Güzellik katmak, güzelleştirmek etrafı bu kadar basit aslında arkadaşlar. Bakın şöyle karşıdan da göstereyim. Gerçekten harika. Tam fotoğrafı çekilecek bir ev yani. Tavuklar, horozlar da ayaklarımızın altında geziyorlar bu arada. Ben de şimdi tekrar buradan çıkıyorum. Aşağıya doğru gidiyorum. Evleri gördük. Hello evi özellikle aradım gösterebilmek için. Evet, yine bir gözleme yenen, çay içilen, keyifli bir yer. Küçük ev kafeteryaymış. Yine önünde gördüğünüz gibi bu şekilde gözlemeler yapılıyor. Evet. Şimdi birazcık daha yolumuz var. Sonra istediğimiz yere ulaşacağız. Derenin etrafındaki restoranların başladığı yere doğru adım adım yaklaşıyorum şimdi. Şimdi burada bir tane türbe var. O türbeye de bakacağız. Ondan sonra dereye doğru ineceğiz arkadaşlar. Evet, geldik. Evet. Türbeye geldik. Neymiş bu? Horasan erenlerinden Hakkı Baba. Evet. Burada bir duamızı okuyalım gelmişken. Siz de buyurun burada bir dua okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Buranın ve burası da dilek ağacıymış. Bakın dilek ağacı diye yazmışlar. Dilek ağaçlarına ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama ben şimdiye kadar hiçbir şey bağlamadım böyle ağaçlara falan. Bakın şöyle karşıdan da size göstereyim. Türbe burası. Nazarköy'ün bilinen meşhur türbelerinden biridir. Hatta size şurayı okumak istiyorum. Mezar bilgileri diyor. Savanda Tekkesi Hakkı Baba Türbesi olarak bilinir. Anadolu'ya ilk gelen erenlerden birisi olarak anılır. Bu bölgeye gelen aşiretlerin yer yurt edinmesine, gelip geçenlerin yedirilip doyurulmasına yardımcı olmuştur diyor. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Kısa bir duamı okuyacağım. Ondan sonra bakın yine buradan aşağıya doğru ineceğiz. Çok güzel bir dere var. Dereyi de göreceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru geleceğiz. Az sonra görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, türbemizin başında duamızı ettikten sonra şimdi en aşağıya doğru tekrar iniyoruz. Size dereyi gösteriyorum. Bakın şurası da yine bir vadi restoran diye bir kafenin girişi. Şuraya bir bakalım evvela. Evet bakın, bunlar dağlardan, bu yani daha doğrusu dağlardan gelen doğal kaynak su.
İşte buyurun. Ay ördeklerin güzelliğine bakın. Şöyle. Nereye kadar gidiyor burası bilmiyorum ama buradan bakması gerçekten çok keyifli. Bakın şu sol tarafta da, hatta şurada sağ tarafta da masa sandalyeler var. Oturulacak yerler var, kafelere ait. Bir de bu taraftan da bakalım. Yazın buraya geldiğimizde masa sandalyeleri suyun içine koyuyorlar arkadaşlar. Biz ayaklarımızı suya sokarak oturuyoruz mesela. Son derece keyifli oluyor. Tabii bu mevsimde bunu yapmak imkansız. Çünkü su gerçekten buz gibi. Yazın bile donuyoruz. Size bu şekilde böyle bu dereyi de karşıdan göstermek istedim. Şimdi burası hakkında da bir bilgi alalım. Savanda çayıymış burası. Çay ya da dere de deniliyor. Nif Dağı'nın bir vadisinden doğar, Geliz Irmağı'na karışır. Hellenleşme dönemindeki adı Nipon'dur, kar anlamındadır. Evet. Hellenleşme çağında Olimpos blokunun güneydoğuya uzanmış ucunu oluşturur. İzmir yöresinin yıl boyunca en uzun süreyle kar tutan dağıymış arkadaşlar. Ya tabii bu tür bilgileri ben de açıkçası çok fazla bilmiyorum. Geldikçe, gördükçe, okudukça öğreniyorum ben de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nazarköy'ün tam sonu artık burası. Artık bundan sonra başka hiçbir şey yok. Dereye tekrar şöyle, dereye kadar geldiğinizde artık sonunu bulmuş oluyorsunuz. Tekrar size şöyle göstereyim. Derenin, çayın. Bakın. Bakın çıkış noktası da şurası. Çok güzel görünüyor gerçekten. Tam bir doğa harikası. Tam bir tabiatla iç içe, dağlarla, ağaçlarla, çayla, dereyle iç içe olacağınız, nazar boncukları atölyesinin olduğu, ki onların da nasıl yapıldığını gördük. Çok şirin evleriyle, sokaklarıyla, her şeyiyle bize çok keyifli gelen bir yer burası arkadaşlar. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Biz şimdi artık yorulduk, acıktık. Bir şeyler yiyip içmek için güzel bir yerde oturacağız. Kapanış için yine karşınıza geleceğim arkadaşlar. Birazdan birlikteyiz. Bir de size şöyle yine son kez şöyle gösteriyorum. Evet, umarım keyifle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Nazarköy gezimizin burada sonuna geldik. Bakın sizi kiminle tanıştıracağım. Çok tatlı değil mi? Ay, çok sevdim ben onu. Onunla kapanış yapmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Nazarköy'de bizimle beraber keyifli vakit geçirmişsinizdir. Abone olmayanların kanalıma abone olmasını, videomu beğenenlerin like atmasını rica ediyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye. Thank you.